Değerli ya. öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar, evet, soru çözmeye devam ediyoruz, sizinden gelen isteklere göre bir sürü soru çözmeye devam edeceğim ama bir şey istiyorum senden, şimdi yorumlara yazın diyorum arkadaşlar, istediklerinizi ama görüyorum ki önceki yaptığım soruları, seriyi izlemeyip durmadan aynı şeyleri yazan var, İşte hocam geçen seneki soruların benzerleri arkadaşlar çok önemsediğim bir serimiz ne bunu bilirsen yaparsın ve bu soruda bir trik var serisi. Yani sınavdan bir gün önce falan bu videoları komple bir daha baştan sona kadar mutlaka izle. Çok önemli sorular var istediklerini de çoğu orada var. Yine sen istediklerini yaz ama önceki yaptıklarıma da bakarak ilerle tamam mı? Şimdi küçük bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar ya böyle sürekli yorumlar geliyor sürekli yorumlar geliyor. Ya ben çok konuşmak istemiyorum, çok şey yapmak istemiyorum ama ya böyle klavye delikanlıları var ya klavye delikanlısı hocalar çıkmış bir de böyle. Yani böyle bu işi ben bilirim, ben matematik bilirim, o bilmez, şöyle yapmaz, böyle yapmaz, böyle artistler çıkmış. Ya benimle alakalı bir durum değil de ya şimdi milletin soru bankasından 3-5 tane soru çözüp soruyu da çözemeyip video çözüm uygulamasından bakıp çözüyorlar ya zaten. Ondan sonra çıkıp işte ben böyleyim, şöyleyim ya kardeşim. Öğretmenliğinizin kalitesini gösterecekseniz içerik üretin. Tamam mı? Milletin soru bankasıyla uğraşmayın. İçerik üretin, yazdığınız soruları çözün. Ondan sonra kim daha iyi biliyor, kim daha şey, ondan sonra konuşun. Bir içerik üretin ama bir görsün herkes sizin de bir şeyler yapabildiğinizi. Yani soruyu herkes çözüyor. Tamam mı? Soruyu herkes çözüyor. Yalandan yere kimse artistlik yapmayın. Ben burada e ee, çok da konuşmak istemiyorum ama mesaj e, gerekli yerlere inşallah gider. Yani böyle emek veren insanların emeklerine saygı duyun. Böyle boş 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 öğrencinin gözüne girmek için kimseye sallamayın. Anladınız mı beni? Ona göre. Yani böyle adamlarla zaten hayatta işim olmaz da. Yani e, kalite, kalite içerik üretmekten geçer, soru çözmekten değil. Görelim sizde. Hadi bekliyoruz. Tamam mı? Neyse birden bire sinirlendim ya. Allah'ım ya Rabbim. Uh! Buraya da çarpıp duruyoruz. Arkadaşlar ya gerçekten böyle sinir oluyorum bazı şeylere. Ya yapıyorsan işini yap kardeşim. Milletin millete sallama prim yapmak için. Tamam mı? Millete sallama. Herkes elinden geldiğince öğrencilerine faydalı olmak için bir şeyler yapıyor. Millete sallama. İşine bak sen. Tamam mı? Al milletin soru bankasından soru çözmeye devam et sen. Anladın beni? Haydi bakalım şimdi Devam edelim arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Sorumuz ne? Hem TYT sınavında hem AYT sınavında karşınıza gelebilecek çok tatlı bir soru. Okuduğunu anlama sorusu. Şimdi videoyu ileri al. Bir soruyu çözmeye çalış. Çözdüysen tokatladım hocam de gel geri. Gerçel sayılarda tanımla. Durun şöyle yapayım. Heh. Diyor ki şimdi gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için diyor. F fonksiyonunun grafiği X eksenine paraleldir. Hmm, şimdi burayı hemen bir kafada canlandır bilgileri. Güzelce analiz ediyorum. Şöyle küçükçe bir koordinat sistemi aldım. Diyor ki F fonksiyonun grafiği diyor. X eksenine paraleldir. Yani sabit fonksiyondur diyor. Aha. Hemen yazdım. FX kardeşim sen C'sin bir sabitsin. İçine ne yazarsan yaz aynı değer çıkıyor. Devam. Sonra diyor ki G doğrusal fonksiyon. Hemen doğrusal fonksiyon deyince aklına gelecek olan şeyi yazdım kenara. Gx eşittir ax artı b. Doğrusal fonksiyonunun grafiği x eksenini orijinden farklı bir noktada kesmektedir. Aha da ne demek bu? Hemen koordinat sisteminde yine bunu da düşüneceğim. Aldım diyor ki g'nin grafiği diyor orijinden başka bir noktada kesiyor. Bak orijinde kesenlerin grafikleri y eşittir a x şeklindeydi. O zaman orijinden başka bir yerde kesiyorsa yani b'si kaçtı burada sıfırdı. O zaman orijinden başka bir yerde kesiyorsa demiş ki kardeşim bu b değerim sıfırdan farklı. Bak ayıkıyor musun bunları? Bunları yapan soruyu yüzde seksen çözdü. Okumaya devam şimdi, okumaya devam. Diyor ki g doğrusal fon, şey, g fonksiyonun grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetriyi yine kendisidir. Aha, bir bilgi daha, hep bilgi, hep bilgi. Diyor ki koordinat sisteminde diyor. Koordinat sisteminde diyor y eşittir x doğrusuna göre diyor. Bak y eşittir x'i aldım birinci açı ortay değil mi? Hemen hatırlaman gereken bir bilgi var. Bizim bir fonksiyonunla tersinin grafikleri şöyle tersinin grafikleri. Yani bu tersinin grafiği ise bu neyin grafiğidir? F'in grafiğidir. Yani y eşittir x'e göre simetriktir. O zaman y eşittir x'e göre simetriği yine kendisidir diyorsa. Demiş ki kardeşim gx fonksiyonuyla gx fonksiyonunun tersi birbirlerine eşittir demiş. Bilgileri ayıklayan soruyu çözdü. Şimdi şuradan yürüyelim biz bir. Fx, biz gx fonksiyonunu biliyoruz. Ne? ax artı b. Yazdım ax artı b'yi. g'nin tersi ne? Biliyorsun ters almayı. x eksi b bölü a. Hemen içler dışlar çarpımı yaptım. Ne geldi? a kare x artı ab artı ab eşittir eşittir x eksi b. Şimdi fonksiyon eşitliği oldu. Şimdi bu fonksiyonların eşit olabilmesi için x karenin katsayısı olan a karenin eşit olması gerekiyor x'in katsayısı olan 1'e. Yani o zaman a dediğimiz ya 1, a dediğimiz ya da eksi 1. Tamam bu cepte. Şimdi sabitim de sabitime eşit olmalı. Yani a çarpı b eşittir eksi b olmalı. Şimdi a1 için bakalım. a yerine 1 yazdığım zaman b eşittir eksi b oldu. Bunun olabilmesi için b eşittir ne olmalı? 0. Burada b'nin 0 olmaması gerektiğini söyledik. a'nın 1 olma durumu iptal oldu. Hemen a'nın eksi 1 olma durumunda burada eksi 1 yazıyorum. Eksi b eşittir eksi b. Yani her zaman a eksi 1 olduğu zaman sağlıyormuş. O zaman gx fonksiyonu babalar gibi karşıma çıktı. A'mız eksi 1 yani eksi x ama b'yi bilmiyorum. B ne oldu arkadaşlar burası? B yani. Heh. tamam mı? Yani b'nin her türlü değeri için eşitmiş. Yani gx fonksiyonu eksi x artı b. Bunu bitirdik. Şimdi o zaman aşağıdaki bilgiye gelelim. Diyor ki bize f bileşke g3. Hemen yaz onu. F içerisinde g3. Bu işlemin sonucu 5'miş bakın. 5'miş. Şimdi bir kere f fonksiyonu sabit fonksiyon muydu? Sabit fonksiyonda içeri ne yazdığımın önemi yok. Sonuç her zaman aynı oluyordu. Yani f fonksiyonunun c denilen şeyin 5 olduğunu söylemiş. f(x) fonksiyonunu buldum. Şimdi şuraya geri dönüyorum. Burası ne demek? g içerisinde f3 demek. O da 5'miş. Şimdi o zaman f sabit fonksiyonsa burası her zaman ne oldu? 5. Yani bilgim g5'in 5 olduğu bilgisi. O zaman hemen burada kullanmak için şöyle kalemi yeşil yapıyorum. Sonuca geldim. G5 eşittir 5 ise yerleştirdim. Eksi 5 artı B denilen eşittir ne yaptı arkadaşlar? 5 attım karşıya. B dediğimizin ne olduğunu bulduk on. B'miz 10 ise Gx fonksiyonu karşıma çıktı artık. G1 değerini istiyor soru benden. G1 değerimiz de Eksi 1 artı 10'dan 9'a eşit olmuş oldu. Çok tatlı soru. Çok tatlı soru. TYT'de de gelir. AYT'de de gelir. Sen yeter ki oradaki 3 öncülde verilen 3 bilgiyi de ayıklayabil. Hadi terimizin son damlasına kadar çalışmaya, emek vermeye, o üniversiteyi hak etmeye çalışıyoruz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Vay vay.